Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere 12 voltla çalışan şöyle bir kızdırma bujisi kullanarak bileğin makinesi yapacağım. Bunun için kullanacağım malzemeler şöyle bir kızdırma bujisi olacak. Şöyle kısa bir boru kullanacağım, plastik bir boru. Bir tane de anahtar kullanacağım. Bir de şöyle bir bu silikonların ucunda takılı olan bir malzeme var, şöyle sivri. Ben ucunu biraz kestim bunun. Şöyle birkaç basit bir malzeme kullanarak 12 voltlu çalışan bir lehim makinesi yapacağım. Umarım beklediğim gibi olur. Sizi daha fazla bekletmeden hemen videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar, malzemelerim bu şekilde. Şimdi ilk önce şöyle kablo bağlantılarımızı yapalım. Şöyle bir kablo kullanacağım arkadaşlar. Şöyle kabloyu buraya sarıyorum. Evet, fazlasını da şöyle burkalım. Evet, burası hazır. Şimdi artı olan kısmını halledelim. Onu da şöyle bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Somunu iyice sıkıyorum. Evet, burası neredeyse hazır. Şimdi bunu böyle şu şekilde şunun içinden geçiriyorum. Evet, malzememiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi daha sonra bunu böyle içinden geçireceğim. Şöyle bu şekilde olacak. Sıcak silikonla da buradan yapıştıracağım. Şimdi hemen şöyle düğmemizin olacağı yeri ayarlayalım. Şuradan bir delik açacağım arkadaşlar. Evet, şöyle bir deneyelim. Daha biraz daha açmamız gerekiyor. Evet, bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle içini bir temizleyelim. Hemen şöyle lehim makinesi olarak kullanacağımız malzemeyi şöyle içinden geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şuralara biraz sıcak silikon süreceğim. Evet, burası bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi şöyle kabloları buradan, şimdi artı olan kablomuzu şuradan çıkartalım. Evet, buradan kesiyorum. Şöyle kablonun uçlarını hafifçe yakacağım. Bu uçları lehimleyelim arkadaşlar. Tamam, bu tarafın lehimleme hazır arkadaşlar. Şimdi diğer ucun lehimleme tarafını da yapalım. Lehimleme işlemleri bitti arkadaşlar. Şimdi düğmeyi yerine sabitleyelim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi artı eksi bağlantılarımızı yapalım. Şöyle bu şekilde artıyı bağlıyorum hemen yerine. Eksi bağlantımızı da yapalım. Kablo uçlarımızın bağlama işlerini de tamamladıktan sonra cihazımız hazır hale gelmiş olacak. Evet arkadaşlar, cihazımız şu anda hazır durumda. Hemen şöyle bir deneme yapalım. Şimdi cihazımızı buradan bu şekilde çalıştırıyorum. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet, ucundan duman çıkmaya başladı şu anda. Hatta ucu kızardı, görüyorsunuz. Şöyle bir deneme yapalım hemen. Evet, cihazımız gayet güzel, sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani bunu lehimlemekten ziyade lehimli parçaları sökmekte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı etkili olacaktır. Gördüğünüz gibi o kadar büyük sıcaklıktaki alev alıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Gayet de güzel. Bayağı da hızlı. Benim kullandığım Havya'dan daha da başarılı oldu diyebilirim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, cihaz bu şekilde çalışıyor. Gayet de başarılı. Şöyle hatta tekrardan size göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, sorunsuz bir şekilde cihazımız çalışıyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekranda gözüken diğer videolarda göz atabilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.